Bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi de omuz artroskopisiydi. Ama ne demektir artroskopi hocam? Açık cerrahiden farkı nedir? Mustafa hocamdan öğrenelim şimdi. Artroskopik cerrahi, eklemlere yapılan cerrahilerin kapalı olarak yapılan metoduna artroskopik cerrahi deniyor. Teknolojik ekipmanların gelişmesiyle son 20 yıl içerisinde gelişen bir teknoloji özellikle. Tabii teknoloji geliştikçe kamera kaliteleri arttıkça daha kaliteli görüntüler alınabiliyor ve daha detaylı incelemeler yapılabiliyor eklemde. Yaklaşık 5 milimetrelik bir insizyonla, bir kesiyle eklem içerisine bir optik gönderiliyor ve eklem onunla muayene edilebiliyor. Bazı durumlarda tanısal olarak kullanılabildiği gibi bazı durumlarda da ek ufak insizyonlarla, ufak kesilerle ekleme girilerek müdahale yapılma şansı ortaya konuyor. Optikle beraber eklem içerisinde sıvı basılıyor. O belli bir basınçta sıvıyla kanama engellenerek eklemde işlem yapılıyor. Buna artroskopik cerrahi diyoruz. Teknoloji ilerlemesiyle artık hemen hemen büyük eklemlerin hepsine rutin olarak artroskopik cerrahi uygulanabiliyor. Şimdi ekranda gördüğümüz mü hocam? Evet, bu artroskopik cerrahi, omuz artroskopisinin bir görüntüsü. Açık cerrahiden en büyük üstünlükleri özellikle hastane yatış sürelerini anlamlı derecede kısaltıyor. Genellikle anestezinin etkisi geçtikten sonra hastaları taburcu edebiliyoruz. Onun yanında küçük kesilerle girdiğimiz için enfeksiyon riski ciddi derecede az. Açık cerrahide özellikle omuz gibi yumuşak doku katmanları tabaka tabak olan eklemde açık cerrahide bazı katmanları kendimiz kesiyoruz, yer alıyoruz açık cerrahide. Daha sonra içeri müdahale ediyoruz. Artroskopik cerrahide bu bölgelere ufak insizyonlarla o dokulara zarar vermeden ekleme girebiliyoruz. Yani ek yaralanmaları yapmamış oluyoruz kendi elimizde. Aslında açık cerrahi göre bayağı yaşam konforunu herhalde arttırıyor, değil mi? Tabii. Bazı cerrahilerde hani protez cerrahisi gibi onlarda hani artroskopinin yeri yok. Tabii açık cerrahiler yapılıyor. En büyük avantajları bunlar. Tabii kesi az olduğu için enfeksiyon oranları da az. Biraz önce söylediğim gibi. Ehil ellerde de yapılırsa tabii ki. Onu da söylemek gerekir. Peki hocam bugün neden omuz artroskopisi konuşacağız? Yani omuzun ne özellikleri var? Ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor? Omuz eklemi diğer eklemlerden biraz daha farklı. Diğer eklemler daha çok kemik ekseni üzerinden dönen eklemler. Omuz eklemi düz bir kemik var. Kürek kemiğini karşıladığımız zaman karşıda düz tepsi şeklinde bir yapısı var. Karşısında da top şeklinde bir yapı var. Bu iki kemiğin birbirinde durması imkansız normalde. Bunları bir arada tutan yumuşak dokular var. Bu yumuşak dokular sayesinde bir arada durabiliyor. Bu nedenle de zaten diğer eklemlerimize baktığımız zaman eklem hareket açıklığı en fazla olan eklemimiz omuz eklemi. Diğer eklemlerden en büyük farkı bu. Eklem hareket açıklığı en büyük olduğu için yaralanmalara en müsait eklem yine omuz eklemi. Tabii yük taşıyan bir eklem değil ama özellikle makaslama kuvvetlerine karşı ciddi bir maruziyeti var. Bundan kaynaklı da yaralanmalar olabiliyor. Kürek kemiğiyle bağlantılı olarak çok sayıda kas doku var. Bunlar birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bunlardan herhangi bir tanesinde uyumun bozulması, ritmin bozulmasına ve eklem uyumunun düzgün çalışmamasına sebep oluyor. Bizim karşımıza daha çok hastalar sıklıkla ağrı şikayetiyle geliyor, omuz ağrısıyla geliyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Onun yanında fonksiyon kısıtlığıyla geliyorlar, hareket kısıtlığıyla, kuvvet kaybıyla. İnstabilite dediğimiz omuz çıkığı şikayetiyle gelebiliyorlar. İlk olarak bizim sorguladığımız tabii hani bir travma, geçirmiş bir travma varsa onları sorguluyoruz. Onun yanında hastanın mutlaka mesleğini sorguluyoruz. Çünkü meslek hastalıklar şeklinde de görebiliyoruz. Hastanın dominant tarafının hangi taraf olduğunu, dominant tarafın tutulup tutmadığını mutlaka sorguluyoruz. Aktivite düzeyini sorguluyoruz. Geçirilmiş ek rahatsızlıkları varsa onları mutlaka sorguluyoruz. Omuz ağrılarının ayrıştanısında da mutlaka özellikle boyun patolojisinde, boyun fıtığı gibi durumlar var mı onları sorguluyoruz. Yine biraz önce tümörden bahsedildi. Tümör hastalarında tümörde bir ayrıştanda kullanılabilir. Enfeksiyon ayrıştanında düşünülebilir. Omuz bölgesinde özellikle kalp, sırt, göğüs bölgesindeki patolojiler yansıyan ağrı şeklinde karşımıza gelebilir. Bunları da mutlaka sorguluyoruz. Yine romatizma hastalıklar, sistemik rahatsızlıklar olduğu için diğer eklemlerde olduğu gibi omuz bölgesinde tutabilir. O nedenle bunları mutlaka sorguluyoruz. İyi bir öykü almanız gerekiyor herhalde değil mi? Çok fazla karışan hastalık saydınız. Peki omuz sıkışma sendromu bu tam olarak nedir ve sizlerin yaklaşımı, ortopedistler ne yapıyor bu konuda? Yani omuz sıkışma sendromu omuz ağrılarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Yani en sık gördüğümüz omuz ağrı sebebi omuz sıkışma sendromu. Kol kemiğimizin üst tarafıyla o kürek kemiğimizin dışarıya doğru bir çıkıntısı var. Onun ikisinin arasında bir boşluk var. O boşlukta da kas, tendon ve yumuşak dokular var. Bunlar bir şekilde burada sıkışıyor. Bu sıkışmaya sebep olabilecek şeyler de işte o dışarıya doğru çıkıntı olan kemiğin uç kısmı bazen yapısı olarak böyle gaga şeklinde olabiliyor. Ya da o uç kısmı diğer kemiğe doğuştan kaynamamış olabiliyor. Eğer kaynamamışsa kolumuzu kaldırırken kasların çekmesine bağlı olarak o kas kemiği aşağı doğru bastırıyor ve iki kemik arasında sıkışma oluşabiliyor. Yine köprücük kemiği ile kürek kemiği arasındaki eklemde dejeneratif artrit yani kireçlenme olabiliyor. Buna bağlı olarak eklemin alt kısmında küçük kireçlenmeler, osteofit dediğimiz yapılar olabiliyor. Onlar baskı yapabiliyor. Yani bir mekanik bir problem olabiliyor. Onun dışında kasların dengeli çalışmamasına bağlı olarak biz omzumuzu yukarıya doğru kaldırırken içerideki kaslardan bir kısmı omuzu aşağı yani kol kemiğimizi aşağı doğru bastırıyor ki ana motor kasımız olan deltoid kası görev yapabilsin. Bu ritim bozulduğu zaman da yine sıkışma sendromuyla karşılaşabiliyoruz. Hastalar genellikle omuz ön tarafında dirseğin aşağısına geçmeyen ağrıyla geliyor bize. Tedavisinde ne yapıyoruz? Eğer mekanik bir problem varsa mutlaka onu öncelikli olarak cerrahi tedavi yönlendiriyoruz. Ama mekanik bir problem yok, fonksiyonel bir kısıtlık varsa o zaman öncelikli olarak ameliyat dışı tedaviler. İlk olarak istirahat. Yani hastanın o kolunu kullanmasını engelliyoruz. Özellikle başüstü aktivitelerde olduğu için başüstü aktiviteleri kısıtlıyoruz. Eğer meslekiyle ilgili bir zorlaması varsa istirahat öneriyoruz. İnflamasyonu baskılayıcı ilaçlar veriyoruz. Bir de hem tanıda hem de tedavide kullandığımız enjeksiyonlar var. Hani biraz önce dedim boyundaki patolojilerle de karışabilir. Bu bölgede bir sıkışma düşünüyorsak hastanın kolunu yukarıya kaldırdığımız zaman ağrısı oluyor. Bu bölgeye bir lokal anestezik enjeksiyonu uyguluyoruz. Bir 10-15 dakikalık takipten sonra muayenesini tekrar yapıyoruz. Eğer ağrısı hafiflemişse patolojinin orada olduğunu tanısal olarak da koyabiliyoruz. Bu ilaçlarla birlikte tedavisine devam ederken fizik tedavi öneriyoruz hastalara. Fizik tedavi bölümünü yönlendiriyoruz. Eğer oradan herhangi bir fayda görmezlerse cerrahi tedavi öyle planlıyoruz. Cerrahi tedavilerde mutlaka atrosuyobik cerrahi uyguluyoruz. O bölgeyi genişletiyoruz, rahatlatıyoruz. Yani o gaga kısmında olan kemiği yaklaşık 4-6 milimetre kadar genişletiyoruz. Oradaki yumuşak dokuları temizliyoruz. Yine biraz önce dediğim gibi osteofit dediğimiz o kireçlenmeye bağlı yapılar varsa onları alarak orayı rahatlatıyoruz. Ameliyattan sonra yaklaşık bir 2 haftalık bandaj süreci oluyor. Daha sonra yavaş yavaş rehabilitasyona başlıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Peki bir de omuz çıkıkları oluyor. Hani ne yapılacak çıkığa deniyor. Omuz çıkıklarında nasıl yaklaşımınız? Omuz çıkıkları da yine eklemin aşırı hareketli olmasından kaynaklanıyor. Yani eklemin hareketinin son noktalarında engelleyici yapılar kemik yapılardan ziyade yumuşak dokular. Hem dinamik hem de statik olarak bunu engelleyen yapılar var. Kuvvet o engelleyici yapıların gücünü geçtiği zaman engelleyici yapılar zarar görüyor ve o tepsinin karşısında duran top dışarıya doğru çıkıyor. Bu çıkarken de takıldığı için kemik problemleri de oluşabiliyor. Hasta genellikle acil servise geliyor omuz çıkıklarıyla beraber gördüğümüz zaman. Biz hasta ilk olarak anestezi altında eklemi yerine oturtmaya çalışıyoruz. Oturttuktan sonra mutlaka kemik problemi var mı yok mu onlara bakıyoruz. Yani bir kemik defekti varsa, kemik problemi varsa yaklaşımımız biraz daha farklı. Burada örneklerle gidelim. Mesela genç bir hasta 16-17 yaşında travmatik omuz çıkığı olmuş, kemik problemi yok. Bunlarda yaşı küçük olduğu için genellikle 25 yaşın altında ilk çıktıktan sonra yaklaşık %98'in üzerinde tekrar çıkık oluşuyor. Son dönemdeki yaklaşımımız artık bunlarda ilk erken dönemde yine ikinci çıkığı beklemeden cerrahi yönünde oluyor. Daha ileri yaşlarda çıkıklar olduğu zaman 40 yaş üstünde tekrarlama riski kemik defekti yoksa yaklaşık %2-3'lerde. O nedenle otur hastalarda da iyi bir fizik tedaviyle, rehabilitasyonla takip ediyoruz. Cerrahi primer olarak düşünmüyoruz. Tekrarlayan bir çıkık olursa cerrahi öyle düşünüyoruz. Eğer bir kemik defekt varsa, yani kemik patolojisi varsa, kemikte bir bütünlük bozukluğu varsa bunlar da erken dönemde yine cerrahi düşünüyoruz. Cerrahi tedavi olarak ne yapıyoruz? Yine atrosuyobik cerrahi uyguluyoruz bunlara. Birincil olarak anatomik tamir deniyoruz. Yani yırtılan dokuları tekrar yerine tamir ediyoruz. Ancak ciddi kemik defekti varsa, eğer hasta özellikle temas sporlarıyla uğraşıyorsa, başüstü sporlarla uğraşıyorsa bunlarda da bir seçenek olarak kemik transferi yapıyoruz. Omuz bölgesinden ya da leğen kemiğinden aldığımız kemiklerle bir blok oluşturarak o bölgede, çıkan bölgede, kemik defekti olan bölgede bir ameliyat uygulayabiliyoruz. Bunların da rehabilitasyon süreçleri epeyce uzun. Yaklaşık 6 aylık bir rehabilitasyon ihtiyaç duyuyor. Yine yapılan spora göre spora dönüşü 9 aya kadar uzayabiliyor hastaların. Hocam bir de kas yırtılmaları değil mi? En çok böyle hani konuşuyor sporcular da siz deyince. Peki onlarda neler yapılıyor geldiğinde omuz bölgesinde olanlar kas için? Kas yırtığı da genelde ağrıyla geliyor hastalar. Özellikle kolunu yana doğru açarken ağrıyla geliyor. Onlarda da mutlaka biraz önce bahsettiğimiz anamnezlerini iyi bir şekilde alıyoruz. Daha sonra spesifik testler var. Her kas grubunun değerlendirili testler var. Bunları yapıyoruz. Tanıyı yine altın standart olarak MR görüntüleriyle koyuyoruz. MR görüntülerden sonra yırtıkın tipleri var. Çoğunlukla hastalarda tabi yırtıktan ziyade tendinit dediğimiz orada bir inflamasyon oluşuyor. Bunlar genelde cerrahi tedaviye gerek kalmadan işte fizik tedaviyle, konservatif istirahatle, yaşam şekli modifikasyonuyla halletmeye çalışıyoruz. Ama bir yırtık varsa bu kısmi yırtık, tam kat yırtık, masif onarılamaz yırtık şeklinde sınıflandırılıyor. Buna göre tedavi protokollerimiz var. Kısmi yırtık olan hastalarda yine yaş bizim için ölçü, hastanın spor yapmadığı, profesyonel sporcu olup olmadığı bizim için ölçü. Özellikle tekrarlayan mikro travmalarda, sporcularda küçük yırtıklar görebiliyoruz. Bunları genellikle ameliyat yönünde değerlendiriyoruz. Ama ileri yaş hastalarda ve orta yaş hastalarda yine kısmi yırtıklarda öncelikli olarak mutlaka ameliyatsız tedaviyi deniyoruz. Hastalar tedaviye yanıt vermezse o zaman cerrahi düşünüyoruz. Cerrahide de yine kısmi yırtığın yeri çok önemli. Eğer sıkışmaya bağlı, sıkışma da erken dönemde tedavi edilmezse ilerleyen dönemde yırtığa sebep olabiliyor. Yani tendonun üst kısmında bir yırtık varsa o zaman sıkışmaya bağlı bir yırtık oluyor. Kısmi yırtık olduğu zaman tamir ederken sadece yırtılan kısmı tamir ediyoruz. Ama yırtık ekleme yakın bölgede, yani tendonun alt kısmındaysa bu yaşla beraber özellikle o bölgenin kanlanması, bozulmasına bağlı oluşuyor. Eğer herhangi geçirilmiş travması yoksa o zaman tendonun devamının da yırtılacağını düşündüğümüz için kalan dokuyu da temizliyoruz. Orayı iyice kanlandırıyoruz. Kanlandırdıktan sonra tamirini uyguluyoruz. Tam kat yırtıklarda yaş gözetmeksin. Eğer hastanın tıbbi durumu ameliyatı kaldırabilecekse, yani beklentileri kolunu kullanmaktan yanaysa cerrahi öneriyoruz. Yine tamir ediyoruz. Masif büyük yırtıklarda yine artroskopik tedavi uyguluyoruz. Rehabilitasyon protokolümüz biraz daha uzun. Bir de onaramadığımız yırtıklar oluyor. Bunlar yırtılıyor, üstünden vakit geçiyor. Hastalar acaba geçer mi diye hani kendi yöntemlerle veya başka yerlerde çare arıyorlar. Bu tür yırtıklarda da özellikle kasların yapısı bozuluyor. Yani yağlanıyor, dejenere oluyor, atrofi oluyor, küçülüyor. Tamiri mümkün olmuyor. Burada da baktığımız şey eklem içerisinde bir kıkırdak hasarı var mı? Eğer kıkırdak aşınması varsa bunları biraz daha bekliyoruz ve ileride bunlar protez adayları olarak karşımıza geliyor. Eğer bir dejenerasyonu yoksa kas transferiyle, yani çünkü dokuyu tamir edemiyoruz, başka bir dokuyu oraya getirerek o problemi çözmeye çalışıyoruz. Bunlar tabii çok uzun, yani hani akut hemen gelişebilen şeylerden bahsettik de çok uzun süre eğer omuz ağrısıyla bu dediğinizle karşı karşıya olunduğunda sizlere geldiğinizde değişiyor mu yaklaşımınız peki? Tabii genellikle zaten hani hastanın beklentisini mutlaka sorguluyoruz. Yani MR görüntüleri muayenesini yapıyoruz, beklentilerini sorguluyoruz. Yani bizim beklentimiz de hastanın beklentisi uyumluysa öyle tedaviye başlıyoruz. Evet hocam. Bir de hani bugün değişik terimler var demiştim ya. Hekim olmama rağmen donuk omuz diye bir şey hatırlayamadım ben. Donuk omuz ne? Onda ne yapıyorsunuz? Donuk omuz çeşitli nedenlerden dolayı omuz eklem hareket açıklığının kaybı. Yani hareket kısıtlı oluyor eklemde. Primer, yani altta yatan bir neden olmadığı dönemlerde nedenini bilmiyoruz. Yani bir hareket kısıtlı oluşuyor. Kendi kendini sığınlayan bir hastalık. Ama sekonder dediğimiz altta yatan nedenlere bağlı da oluşabiliyor. Özellikle yaygın olarak şeker hastalığı, diyabetten sonra, tiroid hastalığı, işte yine tiroid sağı, meme sağı, kronik böbrek yetmezliği, diyaliz hastalarında, geçirilmiş felç olan hastalarda, geçirilmiş kalp krizi olan hastalarda bu tür sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Tanısını nasıl koyuyoruz? Hem aktif hem de pasif eklem hareket açıklığında kısıtlık olarak karşımıza geliyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Aktif eklem hareket açıklığı şu demek: hastaya kolunu kaldır diyoruz. Kaldıramıyor. Belli bir noktada kalıyor. Hem yana doğru, öne doğru deniyoruz. Tabii ağrıyı ekart etmek lazım. Ağrıya bağlı mı kaldıramıyor? Bunu ekart etmek lazım. Pasif eklem hareket açıklığı da hastanın elini alıyoruz. Kolunu alıyoruz. Siz bırakın diyoruz. Yani biz taşıyacağız. Kendimiz kaldırmaya çalışıyoruz. Yine kısıtlık varsa Buna biz donuk omuz tanısını koyuyoruz. Evet. Donuk omuzun evreleri var. Aslında kendi kendini sınırlayan bir hastalık. Yani yaklaşık 2 sene içerisinde tabii altta yatan neden varsa bir kısım hareket kısıtlığı kalıyor ama ağrı tamamen geçiyor neredeyse. Erken evrede sıkışmayla çok karışıyor, omuz sıkışma sendromuyla. Çünkü hareket kısıtlı olmuyor erken evrede. Özellikle hareketin sonuna doğru keskin ağrılar oluyor hastaların, omuz ağrıları. Ayrımını yapmak çok kolay değil erken evrede. İlk 3 ay böyle geçiyor. 3. aydan sonra artık yavaş yavaş hareket kısıtlı da başlıyor, ağrı iyice artıyor. Artık 9. aydan sonra ağrı biraz daha azalmaya başlıyor, hareket kısıtlı iyice artıyor. 15. aydan sonra yaklaşık yavaş yavaş ağrı ve hareket kısıtlı çözülmeye başlıyor. Yine bunun için uyguladığımız cerrahi tedaviler var ama mutlaka ve mutlaka donuk omuzda en az 6 aylık bir cerrahi dışı tedaviden sonra eğer tedavi yanıtı yoksa cerrahi tedavi öyle planlıyoruz. Bu cerrahi dışı tedavilerde mutlaka yaşam şekli modifikasyonu var. Fizik tedavi var. Onun dışında eklem içerisine kortikosteroid enjeksiyonu yapılıyor. Bunlar deneniyor. Bunlara rağmen şikayetler geçmiyorsa cerrahi yapıyoruz. Eskiden hastaları ameliyathanede uyutuyorduk. Genel anestezi altında kolunu zorlayarak açmaya çalışıyorduk. Zorlarken kemik kırıklarıyla karşılaşabiliyorduk. Yine sinir hasarlarıyla karşılaşabiliyorduk. Omuz çıkıyla karşılaşabiliyorduk. Artık tamamen artroskopi cerrahiyle içeriye giriyoruz. Problemin nerede olduğunu, ön tarafta mı, arka tarafta mı, aşağıda mı, yukarıda mı, ona göre eklem kapsülünü tamamen gevşetebiliyoruz. Gevşettikten sonra hareketlere hemen başlıyoruz. Rehabilitasyonunda burada önemli olan nokta hem donuk omuz hem de kas yırtı olan hastalar geliyor karşımıza. Kas yırtının tedavisini mutlaka 2. seansa bırakıyoruz. Çünkü kapsülü gevşettiğimiz zaman, yani orayı kestiğimiz zaman hemen hareket başlamak zorundayız. Çünkü skar dokusu oluşuyor, tekrar donuyor. Bir tamir yaptığımız zaman da bunu bekletmemiz gerekiyor. Onu mutlaka 2. seansa bırakıyoruz. Öncelik olarak karar vermeniz gerekenler oluyor. Mustafa Hocam teşekkür ederim. Sorular var. Ben biraz da sorulardan bahsedeyim. İsmail Hocam bir izleyicimiz demiş ki size sormuş. Oğlumun ayağı düşme sonucu burkuldu. Ayak bileği ve halk dilinde taraklık denilen kısımda ödem oluşmuş denildi. 1 yıldır birçok doktora gitmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Ne yapmalıyız? Şimdi anladığım kadarıyla bu travma sonrasında yumuşak doku ödemine kemik ödemi de eşlik ediyor. Şimdi bu hastalarda halk arasında şöyle bir şey var. Yani bir ödem olmuş veya bu ödemi çözmemiz lazım. Bunu ilaçla halledebiliriz gibi bir yaklaşım var. Ancak şöyle ki kemik de travmaya bir cevap veriyor. Kırılmıyor ama kırık öncesinde çok ciddi kemik içerisinde kanamalar oluyor. Mikro kanamalar oluyor. Bunları vücut belli bir şekilde sınırlandırmaya çalışıyor ama tabii kemik esneyebilir özelliği olan bir doku değil. Öyle olduğu için de bu kemik içerisinde basıncın artması kemiğin hem dolaşımını bozuyor, bu iskemi ağrısı gibi ağrılar ortaya çıkabiliyor. Veya oraya bir takım kimyasallar, yani yangı reaksiyonu oluştuğu için kimyasallar salınarak çok ciddi ağrılar oluyor. Bunlar hatta 6 aya kadar uzadığını görebiliyoruz bu kemik iliği ödeminin. Eğer hastamızın sorduğuna gelirsek tabii ki böyle basit birkaç tedaviyle geçmez. Yani bu kemik iliği ödemini çözebilmek için çok ciddi istirahatler, hatta alçılama olabilir. Yani eklem hareketlerini kısıtlayacak bir takım ortezler veya alçı yapılabilir. Yine buna rağmen dirençli olan olgularda çok ilerlerse kemikte avasküler nekroz dediğimiz, yani damar yapılanmasını da bozacak hale gelirse hiperbarik oksijen tedavileri veya kanlanmayı artırıcı bir takım kemiğe cerrahi işlemler yapılabilir. Ama bu dediklerim tabii ki böyle her hastaya yapılacak işler değil. Belki 1000 hastadan bir tanesinde bu sendroma gidiş olabiliyor. Ama tabii hastayı görmek gerekiyor. Sizlere yani bir başvurması gerekiyor. İlgilendirmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Çok teşekkürler hocam. Bir izleyicimiz de şöyle söylemiş. Çocuğu eklem romatizması tedavisi alıyormuş ve eklem romatizması geçirmiş. Ama hareketinde çok kısıtlılık varmış. Özellikle tümörleri dinleyince sanırım ona neden olur mu ya da tümör olabilir mi demiş. Ne dersiniz Sanlı Hocam? Yani şöyle tümörler romatizması olan hastalarda daha fazla görülüyor diye öyle bir şey yok. Ama hani romatizmayla beraber başka bir hastalığından dolayı hani tümör görülebilir ama romatizması olan çocuklarda tümör sıklığında bir artış olmaz. Ama gene de bir hastayı görmekte fayda var. Polikliniğe başvurursa gerekli tetkikleri yaparız, bakarız. Teşekkür ediyorum. Bir başka izleyicimiz ise Mustafa Hocam size sormuş. Döndürücü manşet yırtığı tanısı koymuşlar omzumda. Acaba tedavi olarak ne yapabilirim demiş. Yani biraz önce bahsettik aslında. Rotatör manşet. Sıkışımı. Şimdi önemli olan yırtığın boyutu. Hastanın ek patolojileri, eğer yırtık tam kat bir yırtıksa, hasta medikal olarak ek problemleri yoksa, yani yırtığın kendi kendine iyileşmesini beklemiyoruz. Bu nedenle yani yırtık kendi kendine iyileşmez. O yüzden cerrahi öneririz tam kat yırtıksa, ama kısmi bir yırtık varsa yine hastanın yaşı, aktivite düzeyi önemli. Eğer kısmi yırtık, orta yaş üzeri bir hastamız, eğer aktif spor hayatı yok, başüstü işlerle çok uğraşmıyor, o zaman fizik tedaviden fayda görebilir ağrı yönünden. Ağrı yönünden. Bir başka izleyicimiz de bu manşet yırtığından sonra, döndürücü manşet yırtığından sonra tedavi oldum. Ağrım geçmedi. Ağrım geçmediği gibi omuzdaki adalelerimde zayıfladığını düşünüyorum demiş. Böyle bir şey olabilir mi ve ne yapmalıyım diye sormuş. Olabilir, çünkü ameliyatın aslında işin yarısı ameliyat, yarısı rehabilitasyon. Yani ameliyat sonrası uygun rehabilitasyon yapılmazsa zaten belli bir süre bandajda kalıyor kolunuz. Belli bir süre kaslarını çalıştıramıyorsunuz. O zaman özellikle skapla, yani kürek kemiğinde ritim bozukluğu olabiliyor. Yani bu ritim bozukluğu da bütün eklemi etkiliyor. Kas kuvvet bozuklukları oluyor. Mutlaka özellikle skapula üzerinden bir uygun bir fizik tedavi bölümünde değerlendirilip kasları güçlendirmek lazım. Eğer problem kastaki güçsüzlüğe bağlıysa bunları değerlendirmek lazım. Bir başka izleyicimiz de hocam tendonunda yırtıklık söylemişler. Ameliyat denmiş ama ameliyat olmak istemiyormuş. Ne dersiniz diye. Ya tendon, eğer yani farklı tendonlar var. Eğer biceps tendonunda bir yırtık varsa, çok ciddi ağrısı yoksa beklenebilir. Ama bir subscapularis dediğimiz omuzun ön tarafındaki ana kaslardan bir tanesi bunda veya biraz önce bahsettiğimiz yukarıdaki supraspinatus kasında tendonunda bir yırtık varsa, tam kat bir yırtıksa buna cerrahi uygulamakta fayda var. Zaman geçtikçe kuvvet kaybıyla beraber hem o bölgede atrofi gelişebilir hem de şikayetler artabilir. Omuz ağrısı olan çok kişi var. Demek ki tekrar bir soru gelmiş. Gittiğim doktorum kalsifiye tendinit tanısı koydu ama ameliyata gerek yok dedi. Fakat ağrım çok. Ne yapabilirim diye izleyeceğim. Yani kalsifik tendinit de yine nedenini çok bilmediğimiz bir rahatsızlık. Tendon içerisinde veya kemik içerisinde, tendonun kemiğe yapışma yerinde kalsifikasyon oluyor. Nedenini bilmediğimiz şekilde. İlk başta ağırlı bir süreç. Genellikle yine 6 aylık bir süreç sonrası çoğunlukla şikayetler geriler. Yani ilk aşamada herhangi bir cerrahi müdahale yapmıyoruz. Ancak yerleşim yerine göre ilerleyen dönemde kalsifik tendonite bağlı olarak yine tendon yırtıkları gelişebilir. Böyle bir şey gelişirse o 6 aylık süreci doldurduktan sonra, rehabilitasyon sürecini doldurduktan sonra cerrahi gerekli olabilir. İlk aşamada kalsifik tendonitin direkt olarak cerrahi tedavisi yapılmıyor. Yok, rehabilitasyona yönlendiriyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. İsmail hocam şöyle bir şey demişler, hani çocuklara kalça çıkığı için tarama yapılıyor. O zaman acaba bu aksayan çocuk ya da tümör olacağı çocukluk tümörü bir tarama yapılamaz mı denmiş. Ne diyorsunuz bu konuda? Tarama esasında her anne baba günlük gözlemleyecek. Yani o tıbben taraması hakikaten mümkün değil. Ben orada çok önemli bir noktaya şöyle bir temas etmek istiyorum. Şimdi her evde artık güncel ulusal kanallarda da var. Yanlış antibiyotik kullanımı söz konusu, biliyorsunuz. Şimdi tabii ki herkes kendisinin doktoru olacak diye bir söz var. Bu nispeten doğru. Çünkü kendi saatimizi kontrol etmemiz lazım. Ama bunun yanında o işi abartıp sanki böyle antibiyotik tedavisi başlayan hasta yakınlar olabiliyor. Şöyle ki çocuğun mesela bir üst solunum yolu enfeksiyonu var. Direkt antibiyotik ve ateş düşürücü ağrı kesici veriliyor. Bu altta yatan çok ciddi eklem harabiyetine neden olabilecek hastalıkları maskeliyor. Hasta bize geldiğinde gerçekten ömür boyu belki de bu çocuğu sakatlayacak bir eklem enfeksiyonu maskelediği için biz cerrahi yapamıyoruz. Şöyle ki çocukta aksama olduktan sonra eklemde çocuğun ayağını kesinlikle kıpırdatamayacak veya bacağını veya tutan herhangi bir eklemin, omuz ekleminde olabilir, dirsek ekleminde. Çok ciddi bir tabloda olan çocukları mutlaka hemen vakit kaybetmeden acil servise getirmeleri gerekiyor. Çünkü bunlarda 6 ila 8 saat içerisinde açık ameliyat yapmak gerekiyor. Yani oradaki enfeksiyonu oradan uzaklaştırmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde eklem enfeksiyonları kalıcı kıkırdak harabiyetine yol açıyor ve bunun da dünyada bir telafisi yok henüz. Öyle bir tedavi yok maalesef. O yüzden ailelere buradan bir mesaj verecek olursak, kesinlikle çocuk enfeksiyonları ve enfeksiyon sonrasında böyle bir eklem yakınması olan çocukların üzerine hiç beklemesinler. Mutlaka bir uzmanla başvurmalarını öneriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Artık son sözlerinizi alayım. Programın sonuna doğru geldik. Mustafa Hocam, ne söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tahsin Sami Hocam. Ben de teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İsmail Hakkı Hocam, bir şey söyleyin bari. Valla ben hem hocalarımıza hem de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bu imkanı sunduğu için KON TV kanalına da çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hakikaten çocukluk çağı, yani yetişkinlerin küçüğü gibi görmemek lazım. Çocukları özellikle takip etmek gerekiyor. Sadece düşüp kalktığında doktora götürmekten ziyade gelişim aşamalarında da hakikaten bir uzmanla başvurmakta fayda var. Son olarak ailelere gidecek mesaj olarak bunu vurgulamakta fayda görüyorum. Çocuklar zaten hem anatomik olarak hem de fizyolojik olarak erişkinlerden farklı olduğunu başta da söyledik. Kesinlikle. Ona göre dikkat etmek lazım. Ona göre zaten çocuk deyince, burada hepimizin çocuğu var. Çocuk deyince sular seller duruyor tabii. Çok daha dikkatli olmak lazım. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki işimiz sağlıkta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.